Her gün alıyorum. Dedim nasıl çalışma? Vallahi 2 saat avımı atıyorum, kaldırıyorum, geliyorum. Burada satıyorum. Kendi satıyorum zaten. Alnı almış eline sigarası, şişesini de, kahvesini içiyor, baca başı. Niye fazla? Yok diyor. Ben diyor, yeterli. 400 lira diyor benim ev kiram. Bir günlük diyor ev kiramı yakalıyor. Ondan sonrası bana yetiyor. Benim balıkçım niye bunu yapmasın? Benim balıkçım neden sağdan soldan bir şeyler beklesin? Niye benim balıkçım hakkı değil mi? Ben de bacak bacak üstüne atayım, çayımı içeyim, kahvemi içeyim. Hakkı değil mi? Bu ortamı oluşturmamız lazım. Nasıl oluşturmamız lazım? Bu kapasiteyi ile balık stoklarını dengelememiz lazım. Yani avcıla av eşitlenecek. Bunu yapamadığımız sürece kontrolsüz güç, güç değildir denen bir şey var. Bu balıkçılık stoklara zarar verildiği sürece ben ayırmıyorum ufak büyük diye. Kim veriyorsa zarar bunun önüne geçmek lazım. Bu zarara dur dememiz lazım. Bunu da hep beraber yapmamız lazım. O Avrupa bunu tam çözememiş. Onu da söyleyeyim yani. Avrupa'yı yukarı çıkarmayalım. Avrupa da bunu çözememiş. Benim tam yanlış, yine yanlış söylemiyorsam diyorum. Yeni Zelanda'la herhalde Amerika %70 başarı sağlamış. Çok katı kurallar koymuşlar. Belirli denetimler yapmışlar. Hatta el koymalar, tekneyi karaya çekmeler, balıkçılığı bitirmeler koymuşlar. Bayağı başarı sağlamışlar. Onun için şimdi biz Avrupa'yı çok örnek almıyoruz. Zaten başarısız bir... Evet sistem. Ama şu da var yalnız. Biz diyoruz, nasıl diyoruz ki biz burada? Bütün paydaşlar beraberiz. Biz de yalnız olmaz. Hep beraber, Avrupa'la beraber, el ele, gönül gönüle bunu çözmek zorundayız. Ben bir şey ekleyebilir miyim? Bu Avrupa için tabii ki örnek almıyoruz. Daha iyisini hedefleyeceğiz. Ama Avrupa'da bana biraz önce bir iki yer söylediniz. Oraya gittim, buraya gittim, Şangay'a gittim. Türkiye'de böyle bir yer gördünüz mü? Şimdi balıkçı kuracaklar. Şimdi şöyle kurulacak. Hayır, biz dedik ama. Şimdi dedik ki şu andaki bizim yapımız zaten biz 2004'te kurulduk. Yani emekleyerek gidiyoruz. Ve şimdi biz orada ilginç bir şey daha söyleyeceğim. Buyurun. Bizde kooperatifler orada ihtiyaçtan kurulmuş. Burada zorunluluktan. Burada işte şimdi sıkıntı ihtiyaçtan kuruluyorsa ve bunun da kuranlar bunun farkındaysa sen onları top atsan başka yere götüremezsin. Birlikteliklerini ayıramazsın. Çözemezsin. Çünkü neden? Birlikte ihtiyaçtan kurulmuş. Bu ihtiyacı özümlemişler. Bizde balıkçı barınağı var. Kooperatif kurduk. Balıkçı barınağı aldık. İşlevini getirmemiz lazım. Ama ben kooperatif başkanını suçlayamıyorum. Balık satış yeri açacaklar, açamıyorlar. Belediye izin vermez. Balık satacak, kazanın %10 alıyorlar. Zarar ettiriyorlar bize. Bu sahne açıyorsun, açamazsın. Çünkü imar planın yok. Kiralamaya diyoruz, hop diyorlar, belediyenin gözü var, onun gözü var, bunun gözü var, balıkçı barınaklarında. Onun için diyorum ki ben, bizim 1300 yine geliyorum. 1380'e geliyorsunuz, çıkacak. Bu arada ben şeyi at. İşte mesleği kaçırmayalım mesleği. Mesleği kaçırmayalım, bak konu yine kaldı. Karadeniz'de, şöyle bir şey var, Karadeniz'de zamanımız avlanma kaldı, alanlarımız yine anlatamadık. Evet. Başka bir program inşallah. Öyle diyelim. Neyse son cümlenizi alayım. Son cümlem değerli izleyiciler gördüğünüz gibi sorunlarımız bitmiyor ama çözüme başladık. Küçük küçük öre öre inşallah bunu bitireceğiz. Çok iyi yerlere gelecek. Denizciliğimiz çok iyi yerlere gelecek. Doğal olarak balıkçılık da onun peşinden gelecek. Buyurun. Ben meslek için kısaca hemen söyleyeyim. Çok az zamanımız kaldığını biliyorum. Arkadaşlar balıkçılık şu ana kadar meslek olarak kabul edilmemiş. Ne hikmetse 1971'de yasamız çıkmış, genel müdürlüğümüz kurulmuş. Aslında genel müdür kurulması bile bizim meslek olmamızı gerektirir. Ama biz şunu yaptık, yeni bir şey kuruldu. Meslek yeterlilik kurumu kuruldu. Biz oraya müracaat ettik, çalışmalarımız var. Çok kısa süre sonra çalışmaların sonucunu çok iyi başarabilirsek bu bütün bakanlıklara ilan edecek, resmi gazetede yayınlanacak meslek olacağız. Balıkçılık meslek olacak. Meslek standartları belirleyeceğiz. O belge Avrupa'da da geçerli olacak. Bu programın sonuna sakladığınız çok güzel bir haberdi. Bu hafta da geldiniz. Ben çok teşekkür ediyoruz. Ben değil, daha doğrusu prova olarak çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. İnşallah daha sonra tekrar görüşürüz diyorum. Sayın izleyenler, bize de bu hafta ayrılan sürenin sonuna geldik. Tüm ekibimizle haftaya görüşmek üzere diyoruz. Provanız net olsun.